Zara Hair Beautiful, Londra Kültür Sanatı sunar. Farklı bir konu, farklı konuklarla Londra Kültür Sanat Programı'na bu haftalıkta hoş geldiniz. Yine evlerinize birbirinden güzel konuklar ve konularla misafir olacağız bu haftada. Evet, Dance of Cyprus'la Semazen gösterisi 24 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında Londra'da buluşacak. Londralı Türkler de aslında bu tarz gösterilere meraklı olan herkesle buluşacak. İşte bu konuyla ilgili iki değerli isim var yanımda. Bu hafta stüdyomuzda gerçekten çok değerli isimleri ağırlıyoruz. Bunlardan bir tanesi hemen bugün ayağının tozuyla gelen, bu projeye imzasını atan, aslında sadece bu projeyle değil başka projelere de imzasını atan sevgili Tanju Hastunç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ayağımızın tozuyla geldik. Tabii ki Londra Şubesi Kanal T'ye çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bizleri burada misafir ettiğiniz için, programa çıkardığınız için teşekkürler. Estağfurullah. Evet, konuşulacak çok şey var ama bu organizasyonun Londra'da koordinatörü Ayşe Hanım da bu hafta bizlere eşlik ediyor. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bizi çağırdığınız için çok mutluyuz. Estağfurullah. Evet, Semazen gösterisi Dance of Cyprus'la Londra'da 24 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında. Evet, zannediyorum 6-7 sunumluk bir gösteri olacak. Değişik yerlerde sunulacak. Evet. Semazen gösterisi Sema'nın Hikmeti adı altında sunulacak. Ama detayları ben Tanju Bey'den almak isterim. Tabii Semazen gösterisi olarak ifade biraz eksik ve şey kalıyor, yalın kalıyor. Çünkü biz Sema'nın Hikmeti çok derin, çok çağdaş yorumlanmış, ancak geleneksel normlara, yani Mevlevilik kültürünün geleneksel normlarına bağlı kalınarak günümüz insanına büyük üstad Hazreti Mevlana'nın, Şems gibi büyük bir üstadın temel ana fikirlerini şiirsel akış, şiirsel ve tiyatral akışlarla ve semayla bütünleştirmeye çalışacağız. 70 dakikalık bir program. Ardından 90 dakikalık bir workshop çalışmamız var. Çok ilginç ve çok güzel olacak. Ben buna inanıyorum. Bu yüzden özellikle vurgulamak istedim. Sema gösterisi değil. Sema'nın Hikmeti derin derya muhteşem bir ritüel. Bu ritüelde İnsanlar farklı dünyadan gelip, farklı bir dünyaya girip, farklı bir ruh haliyle oradan ayrılacaklar. Ben buna inanıyorum. Semazen gösterisi dendiği zaman benim aklıma, ki kamera arkasında da çok keyifli sohbetler yaptık biz, hem Tanju Bey'le hem Ayşe Hanım'la, ruhsal arınma gelir. Aynen, doğru. Sevgili Filiz Naldöven'in kaleminden çıkmış. Doğru. Çok ünlü bir şairimiz, Kıbrıslı bir şair. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir esere imza atmış. Ve Dance of Cyprus'ta da hayat buluyor. Aynen. De zaten Sema'nın Hikmeti, şimdi Dance of Cyprus bizim marka ismimiz. Ve Dance of Cyprus'un adı altında birçok prodüksiyona imza atmışız. Sema'nın Hikmeti, Dance of Cyprus'un adı altında Kıbrıs Semazen markasıyla hareket ediyor. Özellikle ben Londra dedim. Bunun çok çeşitli sebepleri var. İlerleyen saatlerde bunları da anlatmak isterim şahsen. Ama burada şahsen benim Ayşe Hanım'a, bu akşam benimle birlikte stüdyoya beni davet eden Ayşe Hanım'a ve sizlere, bu işe emek koyan Emine Hanım'a, bu işe sponsorluk yapan Cyprus Garden'ın Edis Hastunç ve Engin Yorgancı arkadaşlarıma, Mustafa Ozan Çoli'ye ve daha bunun gibi birçok insana ve tabii ki sizlere. Yani bizi bir anda stüdyonuza konuk ettiniz ve
insanlara sesimizi duyurmak için yardımcı oldunuz. Teşekkür etmem lazım. Ben özellikle İngiltere'de bu anlamda bir projenin uzun soluklu olmasını umut ediyorum. Amacım asla ve asla bir, iki, üç kez burada gösteri yapıp ayrılmak değil. Bunu uzun soluklu bir proje haline getirip ayın belirli günlerinde her ay 3 gün, 5 gün veya 3 gösteri, 5 gösteri gibi farklı farklı bölgelerde çok farklı kitlelere ulaşmak istiyorum. Evet, ben tabii bu bağlamda Ayşe Hanım'a da dönmek istiyorum ama Ayşe Hanım'la sohbete başlamadan önce gerçekten bu projenin hayata geçirilmesinde başta siz olmak üzere emeği geçen, katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ki çok güzel bir misyona hepimiz hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz de bunun bir parçası olabildiysek hasbelkader ne mutlu bize. Aksine biz ağırlamaktan sizi stüdyomuzda onur duyarız. Çok teşekkür ederiz. Ayşe Hanım, çok güzel, anlamlı bir proje. Evet. Ve birkaç gün sonra Londralılarla buluşacak, hayat bulacak. Londra'da, aslında Londra'da değil, Kıbrıs'ta hayat bulmuş bir proje bu. Lefkoşa'da, Bedesten'de her gün. Aralık ayında Lefkoşa'da Mevlevihane'de, Lefkoşa Mevlevihanesi'nde 8 gösteri yaptı bu proje. Bizim ayrıca Lefkoşa Bedesten'de kısa programlar olarak semazen gösteri. Semazen ritüellerimiz var. Evet. Ritüel performanslarımız var. Tamamen turizme yönelik yaptığımız bir çalışma duru. Bu projeyle eşdeğer değil. Yani bu orada daha geleneksel bir tavrı içeriyoruz. Ancak bu projede çağdaş bir norm vardır. Evet. Yorum vardır. Farklı bir boyut vardır. Yani o anlamda onu anlatmaya çalıştım. Evet, ben Ayşe Hanım'a da dönmek istiyorum. Katkılarınız çok büyük. Toplumlar arası iletişim kurmak, böyle organizasyonları duyurmak da çok önemli bir şey. Tabii ki. Ve siz de böyle bir misyon üstlenmişsiniz. Evet. Tanju Bey'in bu projesinde elinizden geldiğince katkı sağlamaya, destek vermeye çalışıyorsunuz. Hatta kamera arkası sohbet ederken Ayşe Hanım dedi ki, bu projeyle ilgili broşürler basıldı sevgili izleyiciler. Belli lifletler hazırlandı ve bunların, bu posterlerin dağıtılmasında tek tek şopları gezdiğini söyledi. Ben tebrik ederim sizi. Hakikaten hem de çok teşekkür ederim. İşte insanlığın bütünleşmesi, birlik beraberliği, dayanışmasına çok güzel bir örnek bu. Evet, bilhassa 2015'te bunun olması çok önemli ve Kıbrıs'ı Türkçem biraz zayıf olduğu için İngilizce'de poignant diyoruz. Onu söylemek istiyorum. Yani kaç yıldır, 10 yıldan fazladır biliyorsunuz Avrupa'da, Amerika'da, İngiltere'de İslam dinine karşı ve Müslümanlara karşı ırkçı bir tavır ve şüphe, korku var. Ve Müslüman dinini herkes katı bir şey olarak görüyor. Sufizm tabii ki spiritüel bir felsefe. Ve dünyada Rumi'nin şehirleri gittikçe ilgi çekiyor. İnsanlar tarafından takdir ediliyor ve tarih boyunda dünyada en çok aşk şiiri, parantez içinde, yazmış kişidir Mevlana. Evet. Tabii ki Avrupa'da ve Amerika'da, diğer ülkelerde Mevlana olarak tanınmıyor, Rumi olarak, yani soy isimle tanılıyor. Ama bizim halkımızda tabii ki Mevlana olarak tanılıyor. Ben de şiirle uğraşan bir kişi olarak Mevlana'nın şiirlerinden ilham almış bir insanım. Ve hatta şiirlerimi ilk kez okuyan İngiliz arkadaşlar bile burada Rumi'den ilham var diye, yani sözler, ve ben çok şaşırdım çünkü o şiirleri yazarken hiç farkında değildim. Bir Halil Cibra'nın sanki arkada sesi varmış gibi, bir de Mevlana'nın sanki böyle bir
ilhamı varmış gibi başkaları söyledi. Ama ben zaten felsefe olarak çok seviyorum. Çünkü ırkçılığa karşı ayrım insanlar arasında ayrım karşıyım. Barışı seven bir insanım. İnsanların Allah'la şahsi bir ilişkileri olması, Allah hepimizin içinde olduğuna, yani Mevlana'nın felsefesine çok katılıyorum. Ve bunu daha geniş bir kitleye götürmek, daha çağdaş bir şekilde. Yani bu bir tiyatro gibi. Evet. Fakat hem müzik, hem film, hem şiir, hem dans. Hepsi bir arada. Evet, hepsini bir araya getiren. daha sonra da Tanju Bey dediği gibi workshop olacak. Küçük bir aradan sonra. Workshop'ta hem soru sorma, cevap, ondan sonra şiine şiirlerin İngilizcesi ve Türkçesi, şunu da vurgulayayım. Görüntü esnasında yine İngilizce ve Türkçe şiirler sunulacak. Workshop'ta hem şiirler hem soru sorma imkanı, bilgimizi gelişmet imkanı olacak. Workshop'un lideri Tanju Bey olacak ama İngilizce sorular falan olduğu zaman ben de mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Ve hatta benim için bilhassa bu çok hoş bir şey olacak inanıyorum. Dönmeyi öğrenmek isteyen kişiler bu fırsatta Tanju Bey'den kısa bir ders de alma fırsatını bulacaklar. Harika. Evet, ben bu bağlamda Tanju Hassunç'a dönmek istiyorum. Çok güzel bir ifadeniz var semanın hikmeti hakkında. Semanın bir ibadet olduğunu dile getirmişsiniz ve semaya başlamak arınmaya başlamaktır. Sema seni hiçlik mertebesine giden yolda uslandırır şeklinde bir ifade kullanmışsınız. Doğrudur. Bu bir bütün bir ifadenin, içimden gelen bir öğlen vakti yazdığım ifadenin 2-3 satırıdır. Bir defa sema zikretmektir. Semaya başladığınız zaman bir defa etrafla ilginizi kesersiniz. Yani zaten ilgi, diyalog kurmaya başladığınız anda sema yapamazsınız. Evet. İşin temelinde bu gerçeklik vardır. Ve sizi yok eder. Sizin varlığınızı hafifletir. Bunu şöyle yorumlayayım ben size. Başka bir farklı bir örnek vermeye çalışayım. Bir herhangi bir cismi normal ağırlığı 10 kilogramsa onu çevirmeye başladığınız anda aynı cisim ağırlığında hafiflemeye sebep olur. Yani burada Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin ve hocası Şems'in bugünlere kazandırdığı bu öğretinin temel amacı Allah'a zikretmektir. Evet. Yok olmaktır. Hamdım, piştim ve yok oldum anlamı taşıyan ifadesidir. Bugünkü oradaki ibadet bugünkü dünyayla tamamen bağını koparıp Allah'ı varlık içerisinde tanımak. Çünkü herkes bir şekilde diğer dünyaya gittiği zaman bir şeyleri farklı tanıyacak ve bir Mevlevilikte normal yaşam bir nefes kadar kısadır. Bir gün kadar kısadır. Halbuki manevi dünya sonsuzdur. Sonsuz gökyüzündeki, sonsuz içindeki kapıdan geçmeden, döne döne yanmadan, vuslata ermeden, hem hal olup birlikte erimeden gibi. Dolayısıyla Mevleviliğin öğrendik sonra ne kadar güzel değerleri olduğunu, dünyaya ve insanlığa da ne kadar büyük saygı gösterdiğini görebiliyoruz. Haktan alıp halka vermek. Yani şu işaret haktan alıp halka vermek. Ama bunun farklı ve çok geniş anlamı da vardır. Barıştır, sevgidir, dostluktur, kardeşliktir.
Zikir Allah için yapılır. Evet. Ama Allah için yapılırken de insanlığa armağan sunulur. O zikrin dönmenin insanlığa verdiği bir mesaj vardır. Ve ne der Mevlana? Kafir, putperest, mecuzi olsan da yine gel. 100.000 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Ve okuduğum kitaplarda gördüğüm kadarıyla 1207 yılında doğan Mevlana Konya'ya geldikten sonra dergahı kurduktan sonra bütün müritleri, dervişler genelde evsiz barksız, habisten çıkmış, dinden kopmuş insanlardı. Onları eğitiyordu. Evet. Yani tarihte çok ciddi bir görev üstlenmişti esas da Mevlana kendi misyonu olarak. Ve bu misyon bugün dünyaya ışık tutabilen, dünya insanına bir şeyleri fark ettirmek için mesaj olarak kullanılabilecek olan çok önemli bir öğreti, çok önemli bir kültür, çok önemli bir sanat ve çok önemli bir ilim. Evet. Yani hangi kalıbın içerisine koyarsanız o kalıbın içerisinde Mevlana taşar dökülür. Şems taşar dökülür. Kalıplara sığmaz çünkü. Anlatabildim mi? Yani Şems Mevlana'yı okyanus olarak değerlendirir. Evet. Ve Şems kendini de güneş olarak değerlendirir. Güneşe bakabiliyor muyuz bugün? Hayır, bakamayız. Çünkü gözlerimiz o güce şey değil. Ve Şems her zaman kendini, ben bir güneşim, bana bakmak o kadar kolay değil. Ama bir okyanus, okyanusun içine girip ışınlarımla ta derinlerine inmek isterim der. Mevlana ile aralarında o kadar büyük bir aşk vardı ki ve bu aşk Allah adınaydı ki o kadar mükemmel diyaloglar, o kadar mükemmel bir kontakları var ki bunu ancak okuyarak hissedebilirsiniz veya yaşayarak hissetmeniz lazım diye düşünüyorum. Böyle. Evet, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin felsefesine baktığımız zaman aslında çok güzel özetlediniz siz. Barış var, insanlık var. İnsanlık adına yaşanabilecek, sahip olunabilecek en güzel değerler var. Evet. Haktan alıp halka vermek. Evet. Çok da güzel bir ifade bu. Aslında şu günlerde en çok ihtiyacımız olan şeyler bunlar. Evet. Manevi anlamda. Çünkü dünya çapında konuşacak olursak savaşların olduğu şu günlerde. İnsanlığa aykırı her ne kadar kötü şey varsa yaşanan şu günlerde gerçekten bu değerlere çok ihtiyacımız var. Evet. Biz bunları unuttuk. Evet. Biz bunların farkında değiliz. İşte bir farkındalık yaratmak için sizin tabirinizle aslında Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin felsefesine bakacak olursak o sonsuzluğun kapısını çalma bu noktada başlıyor. Buna bizim ihtiyacımız var. Evet. Bunu yapmamız gerekiyor. Evet. Burada bir bağlantı yapabilir miyim? Tabii ki, siz tabii, konuşurken tabii. Şunu düşünmüştüm. Tabii. Aslında Hazreti İsa'nın mesajı da aynıydı. Komşunu sev, düşmanını sev. Yani bilhassa Hristiyan dini hata işlemiş dediğiniz gibi. Sina. Türkçesini şey edemedim şu an. Günah. Ya günahkar kişiler. Ya açık, yani sevginin açık olduğu. Fakat maalesef ne zaman ki Katolik kilisesi bilhassa kuruldu. Ondan sonra Romalılar Hristiyan dinini kabul etti. Konstantin, İmparator Konstantin zamanında İncil'der bilhassa New Testament, İngilizlerin New Testament dediği bazı mesajlar silindi. Örneğin reinkarnasyon mesajı silindi. Niye? Çünkü şöyle bir inanç vardı. İnsanlar bu dünyaya yine geleceğini biliyorlarsa daha çok günah işleyecekler. Bence insanlar bu dünyanın, bu yaşamın zorluklarını da bildikleri için, acılarını da bildikleri için bence daha az günah işlemeyi düşünebilirler. Fakat yani bazı mesajlar değişti ve örneğin kilise büyük bir aslında büyük biznes gibi bir yerde güç bazı kişilerin az büyük az bilhassa erkeklerin başta olduğu bir şeyin şirketindeyim değilim güçlenmesi oldu ve esas mesaj o sevgi mesajı
günahkar kişilerin de Allah'a yaklaşabileceği mesaj biraz kayboldu. Ve şu da var. Şimdi Mevlana dinler arası eşitlik diyordu. Şimdi en eski üç dine baktığımız zaman Hristiyan dini, Müsevi dini ve Müslüman dini hemen hemen aynı. Mesaj hemen hemen aynı. Tek bir fark var. O da Hristiyanlar İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. Evet. Ve Virgin Mary Allah'ın oğluna doğumla Allah'ın oğlu geldiği. Ama o mesaj da yine yanlış verilmiş olabilir. Çünkü hepimiz Allah'ın çocuklarıyız. Evet. Ve bu bütün dinlerde var. Onun dışında aynı, fakat maalesef siyaset araya giriyor. İnsanların arsızlığı araya giriyor. Bazı kişilerin daha güçlü olmak istemeleri, insanın kişisel gücü yoksa, ne kadar zengin olursanız, ne kadar diktatör olsanız yine o güç yetmez. Evet. Fakat şimdi kapitalist ülkeler içinde de geçerlidir. Diğer ülkeler içinde de geçerlidir. Burada Rumi'nin, Mevlana'nın sevgi mesajı, eşitlik mesajı, barış mesajı çok çok geçerli. Ve biz de bunu halkımıza bir şekilde iletebilirsek, bu şiirleri onlara sevdirebilirsek ne mutlu bize. Evet, bu tarz projelerle de inşallah bunu başaracağız el birliğiyle. Bu bir adım olacak. Ben müsaadenizle yani Ayşe Hanım'ın ifadeleri üzerine şunu eklemek istiyorum. Bunu izleyecek olanlar bir din olarak izlememesi lazım. Çünkü biz din adamları değiliz. Evet, algılanmasın. Yani biz din adamı değiliz. Ben bir sanatçıyım. Sanatçı kimliğimle ortadayım. Ve sanatla Mevlana'yı anmak, sanatla insanları mistik bir atmosfere sürüklemek, sanatla insanlara, çünkü sema aynı zamanda bir meditasyon programıdır da. Evet, evet. Yani bu iki değer, performans, ritüel ve meditasyon olayı bir enerji alıp verme meselesidir. Özellikle biz bu gösterileri, bu performansları yaparken başından beri ben şunu üzerine durdum. Büyük mekanlar olmasın. 100-200 maksimum 300 kişilik mekan olsun. Neden? Çünkü semazenin vereceği enerji, oradaki ruhun, oradaki icraatın, sanatın vereceği ruh ta en gerideki insana bile ulaşması lazım. Onu hissetmesi lazım. Ve o göz göze bakarken o gözlerin ışıltısı ve enerji alışverişi birbirini tamamlaması lazım. Ben sema yaparken sizinle asla diyalogda olamam. Öyle bir şansım yok. Ama benim yapacağım semadan sizin alacağınız enerjidir önemli olan. Evet. Yani ben sizi orada oturduğunuz yerde içinize bir ışık tutabiliyor muyum? İçinize bir ışık koyabiliyor muyum? Tanrı parçası gibi dokundurabiliyor muyum? Haşa, öyle bir şey değiliz ama yaptığımız sema o duyguyu size tattırabiliyor mu? Mesele budur. Ve okunacak şiirler, tiyatral sunumlar, videolar, yani sema bütün dinlere kapı açmıştır. Biz oyunumuzda bunu da kullanıyoruz. Bu ateşe tapandan, Budizm'den, Musevilikten, Hristiyanlıktan ve Müslümanlıktan bahsediyoruz. Yani ama onu o sanatsal boyut içerisinde işlemeye çalıştık. Yani biz sanatla semayı, ritüeli birleştirip insanlara dostluğu, barışı, güzelliği ve iyi bir, güzel bir meditasyon programını sunmak istiyoruz. Amacımız bu. Evet. Evet. İnsanlar çünkü ruhen gelişmezse zaten insan olarak gelişemezler. Aynen. Çok aynen. Doğru. Dolayısıyla bence ruh zenginliği dünyadaki en büyük zenginliktir. Kazanılması gereken en büyük evet. zenginlik. O zaman şöyle diyebiliriz, ruhların buluşması diyelim biz. İnsanın içindeki ruhların buluşup o enerjiyi paylaşması diyelim biz. Ki
semada ruh vardır daha fazla. Aynen. Cinsiyet hükmü ortadan kaldırılır şeklinde evet. bir ifadeniz var evet. ki gerçekten altını çizerek bunu söylemek istiyorum ben. Cinsiyet hükmü kaldırılıyor ki sema gösterisine ki izleyicilerimiz inşallah ilgi gösterip gidecekler, bu güzel projeye destek verecekler. Orada bir kadın semazenin olduğunu da görecekler. Doğrudur. Bu da bir ilk olacak zannediyorum. Şimdi kadın semazen özellikle bu işin doğduğu yer olan Konya evet. ve Türkiye'de sema performansı yapan kadın olarak adlediliyor. Ben kadın semazeni Aralık'ta yapmış olduğum 2014 Aralık'taki projeme yerleştirirken çok ciddi karşı duruşlarla karşılaştım. Olamaz gibi radikal bakış açılarıyla karşılaştım. Neden bu tarz halbuki yargılarımız ben, var? Halbuki ben olarak. Zaten bu işi yaparken radikalizme, tutuculuğa ve despotizme karşı durarak yapıyorum. Evet. Dolayısıyla belki doğrudur. Tarihsel akışta, İslam'da, 1200 yıllarda, 1300'lü yıllarda elbette ki kadın erkeğin o günkü sosyal yaşam içerisindeki paylar eşit değildi. Ve ona göre bazı kurallar geliştirilmişti. Ama bugün çağdaş dünyadayız. Ve bana yapılan yorumlarda abesle iştigal bulduğum ifadelere karşılık şunu dedim. Siz orada bulunurken birisine kadın olarak mı bakmaya geliyorsunuz? Yoksa orada icra edeceği sanatı, icra edeceği semada verdiği enerjiyi mi almak istiyorsunuz? Gibi. Ve bunun örneklerini çoğaltabilirim. Dolayısıyla şu anda bu programı bununla meşgul etmek istemiyorum. Çünkü ciddi bir tartışma konusudur sonuçta evet. bu. Ciddi bir tartışma konusu yaratmak istemiyorum. Yaptığımız sanata gölge düşmemesi adına. Ama çok değerli hocalarımla İstanbul Galata'da kadın semazenlerin saf tuttuğunu biliyorum. Çok değerli hocalarım aracılığıyla Konya dergahında, Konya Mevlevihanesi'ne yabancıların gelip oradaki semazenlerle sema yaptığını biliyorum. Dolayısıyla bugünkü çağdaş dünyada İslam eğer ki güzellikse, İslam kadına saygıysa, İslam anaya saygıysa ve kadını ön plana çıkaran bir olaysa, İslam'da ve semada, mevlevilikte bir kadının sema yapması asla yadırganamaz. Bunun yorumu da şudur. Sema yapan kişi beden değildir, ruhtur. Semada cinsiyet yoktur, ruh vardır. Buna böyle bakarsanız hiçbir sorun yoktur. Ama buna ille de radikal çerçevede bakacaksanız o sizin probleminizdir. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Evet. Bu kadar güzel ifadeden sonra söz konusu kadın olunca ben tabii ki Ayşe Hanım'a söz vermek istiyorum. Siz aslen Kıbrıs kökenlisiniz ama Londra'da büyüdünüz. Burada doğdunuz. Hayır. Kıbrıs'ta doğdum. 7 yaşında buraya geldim. Burada büyüdünüz. Evet, bu kültür büyüdüm. İçerisinde büyüdünüz. Evet, ama İngiliz benim kültürü. Gözlemlediğim kadarıyla kendi kültürünüzden de hiçbir şey kaybetmemişsiniz. Kendi kültürünüzü İngiliz kültürüyle yoğurarak bir şekilde bu topluma entegre olmuşsunuz. Tanju Bey'in söylediği ifadeler çok doğru. Kadın sadece toplumda değil, dinde de çok önemli bir rol modeldir. Evet. Peki biz Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türkleri baz alarak konuşacak olursak veya Türkçe konuşan toplumu baz alarak konuşacak olursak Rumi felsefesinin ne kadar bilincindeyiz? Pek değiliz bence. Örneğin ben hani kültürünüzden, yani Kıbrıslı kültürünüzden bir şey kaybetmediniz demiştiniz. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra öğretmen diplomasını aldıktan sonra bir yıl Kıbrıs'ta öğretmenlik yaptım. Ve ilk gittiğimde öğrencilerim, İngiliz Maarif Koleji'nde o zaman öğretmenlik yapıyordum, İngilizcemle alay ediyorlardı. Fakat İngiltere'ye döndükten sonra dernek kurmaya başladık. O zaman Türk Eğitim Birliği'ni kurduk ki Türkçe dersler, Türk toplumuna, bilhassa Türk kadınına projeler kurduk. Ben daha sonra kadın haklar uzmanı olarak çalıştım. Evet. Haringey Belediyesi'nde. Daha sonra Sadık Belediyesi'nde kadın hakları bölümünün müdürü olarak çalıştım. Dolayısıyla kadın hakları benim kalbime ve ruhuma çok yakın bir konudur. Ve sizin sorunuza şöyle cevap vermek istiyorum.
Ben en az 10 yıl önce Mercan Dede'nin bir konserine gitmiştim. Ve orada bir bayan Semazen izlemiştim. Ve herkes mest olmuştu. Yani o kadar güzel. Ve tahmin ediyorum o bayan Kanadalı. Çünkü Mercan Dede o zaman Kanada'da yaşıyordu. Ve biliyorum ki yıllar önce İngiltere'de hatta 1987'de gibi yıllarda burada da bazı bayan arkadaşlarımız, hatta Türkiye'li bayan arkadaşlarımız da semazenli kurslarına katılıp semazen yani dönmeyi şey etmişler, öğrenmişlerdir. Dolayısıyla bu çok yeni bir şey değil. Tabii, yani 25 yıldan fazla bir geçmişi var. Ve Tanju Bey'in çok güzel bir şekilde ifade etti. Orada semazenin cinsiyeti değil, onun oradaki yani trans bir yerde transa girmiş bir kişi görüyorsunuz ve o bir huzur ve ilham veriyor. Ve bu ilhamı aldıktan sonra ben örneğin daha çok şey etmiştim. İlk 1987 yıllarında radyo programında o zaman sanatçı bir arkadaşımız Mevlevilerden söz etmişti. Evet. Ve o felsefe ilk o zamanlar ilgi duydum. Daha sonra yıllarda Rumi'nin şiirlerini bulup okudum. Dolayısıyla yani kendi kültürümü zamanla, çünkü ben okuldayken hiç örnek yoktu. Çünkü sanat ayıptı. Kıbrıslı aileler kesinlikle. Örneğin ben bale dansı öğrenmek istiyordum. Ve ailem pek, bilhassa annem hiç şey etmedi, önemsemedi ve bilhassa dansöz olmamı istemediler. Yani ille hukuk okuyacaksın, başaracaksın falan. Ve okulda da ben A-level okurken örneğin Ottoman, yani Osmanlılar, Osmanlı. İşte hep olumsuz imajlar, işte barbarlık, şöyle böyle. Ve biz yani olumsuz imajlarla bu ülkede büyüdük. Ama daha sonra ne zaman ki daha çok böyle Türk, Kıbrıslı Türk ve Türkiye'li arkadaşlarla bir yere geldik ve dernekler kurmaya başladık. Türkçe dersleri, dediğim gibi kadınlara falan. Ben de Türkçemi geliştirmeye başladım. Çünkü insanın, İngilizcem çok iyi olduğu için o kelimelerin var olduğunu biliyorsunuz. Onun Türkçesini ve arkadaşlara sorardım. Örneğin biraz önce poignant kelimesi nedir onu bilmiyorum. İngilizce söyledim. Şimdi şeyde biz televizyon ekranında olmasak, sizinle konuşmuş olsak size sorarım. Neslihan Hanım, bunun Türkçesi nedir? Ben Türkçemi böyle geliştirdim. Ve Türk kültürü ve yani tarih hakkında bilgi hala gıt olduğunu düşünüyorum. İlham alıp geliştirdim. Ve ben öğretmen kursunu şey ederken ilk başlamışta şeyin kursun müdürü şöyle demişti bize, tabii bizi öğretmen olarak yetiştiriyor. İnsanlara hiçbir şey öğretemezsiniz. Sadece insanların öğrenmesi için onlara ilham verebilirsiniz. Çok doğru. Evet, ilk bölümün son dakikasına girdik. Hatta aştık da dakikalarımızı, ama hakikaten verimli sohbetler bunlar. İkinci bölümde tabii ki bu projenin farklı boyutlarına da değineceğiz. Diğer projelerinize de değineceğiz, ama reklamlara girmeden önce Sema'nın Hikmeti 24 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında Londra'da gösterilecek olan bu güzel projenin, Dance of Cyprus aracılığıyla gerçekleşecek olan bu güzel projenin küçük bir video klibi var. Dilerseniz önce onu ekranlara getirelim. Ardından reklamlar diyelim. Reklamların ardından keyifli sohbetlerimizle yine huzurlarınızda olalım. Ey yıldızlar olmağı, ey sevgilinin sonsuz ilkesi, ben bu toprakta yerli yeksan,
Bir Dans of Cyprus yapımı olan ve Mevlana ile Şems'in diyaloglarını tiyatral ve görsel anlatımlarla sahneye taşırken tüm bunları sema ritüeliyle buluşturan semanın hikmeti, sevginin ve ışığın yolunda yürüyenleri muhteşem bir gösteriye çağırıyor. Pirim ol, kılavuzum ol ey Şems. Hakka varmak, onda elbet için. Tanju Hastunç'un projelendirdiği Filiz Naldıven'in kaleminden sevgi ve ışığın izini süren Mevlana'nın engin hoşgörüsünü anlatan semanın hikmeti bir ritüel performans olarak sahneleniyor. Gülsem Sanat Organizasyonu'yla Türkiye'nin her yerinde sahnelenecek olan semanın hikmeti oyunu için www.gulsem.com adresiyle info@gulsem.com ve gulsem.sanat@gmail.com adreslerinden, ayrıca 0532 653 8143, 0542 618 8132 numaralı telefonlardan bilgi edinebilirsiniz. Zara Hair & Beauty katkılarıyla hazırlanan Londra Kültür Sanat devam ediyor. Efendim, reklamların ardından Londra Kültür Sanat programı tüm hızıyla devam ediyor ama ekranlarını yeni açmış izleyicilerimiz için yeniden hatırlatmamızı yapalım. Bu haftaki stüdyo konuklarımız 24 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında çok güzel bir projeye imza atan iki değerli isim. Bunlardan bir tanesi bu projenin kahramanı sevgili Tanju Hastunç, Kıbrıs'tan ayağının tozuyla gelen ve burada gerçekleşecek olan bu projenin koordinatörü Ayşe Hanım stüdyomuzda konuk bu hafta. Tanju Bey, Bedesten'e doğru gitmek istiyorum ben şimdi. Çünkü hakikaten Kıbrıs'ı çok özledim. Gerçekten özledim. Londra'da çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz ki Londra'da yaşamak siz de bilirsiniz çok kolay değil. Doğru. Siz de sürekli gidip gelen bir insansınız. Doğru. Bedesten'de sizin gerçekleştirdiğiniz semazen gösterilerinden bahsettiniz. Evet. Ve zannediyorum yılın 365 günü neredeyse o gösteriler, evet, gerçekleşiyor, yapılıyor orada. Ama ilgi gösterenlerin daha fazla İngilizler olduğunu ifade ettiniz. Doğru. Dolayısıyla bu proje için de Londra'yı daha uygun bir ortam buldunuz. Evet. Onu ifade ettiniz bana konuşmamızda. Doğru. Bununla ilgili biraz açıklama yapmanızı isteyeceğim ben. Tabii ki. Çünkü çok önemli bir misyon aslında üstlendiğiniz. Çok da zor bir misyon. Evet, zor. Bunu insanlara açıklamak yani çok, zor. Çok özveri isteyen bir iş. Şimdi zaten bizler bu işi Bedesten'de yapmaya başlamak bile bir meseleydi. Orada günde 4 seans, 5 seans gösteri yapmak böyle her baba yiğidin harcı değil. Kolay bir şey de değil. Bunun mali boyutunu profesyonel anlayış çerçevesinde bunu yürütebilmek, gelen insanlara, yani her milletten insan bize gelip orada izliyor. Ve biz bu insanlara açıklamalar yapıyoruz. Yani klasik şeylerimiz var, açıklama prosedürlerimiz var. Bu insanlara bunu yapıyoruz. Broşürler veriyoruz. 6 dile çevrilmiş bilgilendirme broşürümüz var. Bu 6 dile çevrilmiş bilgilendirme prosedürümüzde, broşürümüzde amaç nedir? Mevlevilik nedir? Kim kurdu? Kurucusu kimdir? Nerede doğdu? Nereye geldi? Nasıl bu iş gelişti? Kıbrıs'a nasıl geldi? Kıbrıs'taki temeli nedir? Felsefesi nedir? Yapılan işin ana teması ve hareketler neleri içerir? Yani insanlar oraya oturduğu zaman bilmeden bakmıyor, bilerek bakıyor sonuçta. Ve insanlara verdiği mesaj nedir? Veriyoruz bilgiyi, oradaki ritüeli yapıyoruz ve oradan ayrılırken insanların şu ifadesini görüyorum hep. Yani bu çok önemli bir şey. Samimi söylüyorum, çok önemli. Yani burada ben girdiğim zaman, son semaya çıkmadığım zaman da girip orada insanlara son şiiri okumadan önce hep insanların gözünü inceliyorum. Yani alkışlamak istiyorlar. Bazısı gözlerini çeviriyor. Çünkü gözünden yaşlar akıyordur. Hı hı.
görülmesini istemiyorum. Bazısı kafasını yere eğmiştir falan. Çok az insan gördüm ben gösteri, yani 3 yılda 4 veya 5 kez 3-4 kişi gösteriyi yarım terk etmiştir. Hı hı. Ve bir de çok acil işi olanlar, yani başından da söyleyip çok acil işi olanlar. Ve biz o kadar saygılı yapıyoruz ki bu işi. Oraya 2 tane de izleyici gelse, biz 2 tane izleyiciye bu semayı, bilgiyi ve bu ritüeli yapıyoruz. Bu çok büyük bir saygıdır. Hı hı. Ama 100 kişi gelse de yapıyoruz aynı gösteriyi. Dolayısıyla oradan yola çıkarak ben semanın hikmetini hazırladım. Oradan da yola çıkarak Londra dedim. Neden? Bu süreçte bizim en fazla izleyici sayımız İngiliz vatandaşları. Evet. Bu benim hep kafama takılmıştır. Çünkü bizim günlük istatistiklerimiz var. Katılanlar. Elden geldiğince de milletlerin ne olduğunu biliyoruz. Yani Alman mıdır, İngiliz midir, Mısırlı mıdır, nereden, Portekizli midir falan. Onları şeylerini tutarız ve istatistik çıkarırız. Yani yıllık bir çalışma takvimi hazırlamak için kendimize. Ya dedim, ben bugüne kadar örneğin 20 bin, 30 bin kişiye ulaştım ama İngiltere Deniz Derya, evet. 75-80 milyon insan yaşıyor. Neden ben 1 milyon, 2 milyon insana ulaşmayayım? Ve İngiltere'nin yollarını tuttum. Buralara geldim. Burada tabii başarılı olmak için Ayşe Hanım gibi insanlara ihtiyaç var. Ben yalnız bu işi başaramam. İmkansız. Çünkü hedef kitle Londra'da yaşayan yabancı kesim olduğu için ve bizim kendi insanımızdan, Türk milletinden bu işi izlemek, görmek isteyenler olduğu için onlara ulaşmak kolay değil. Reklam çok büyük bir paradır. Evet. Ama ne oldu? Sizin gibi bir insan programa bizi davet etti ve kendimizi anlatma fırsatı bulduk. Ben bu işbirliğinin devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Yani çünkü bizim böyle büyük paralarımız yoktur. Milyonlarca pound reklama yatıralım, şunu yapalım, bunu yapalım. Yani öyle bir imkan olmadığı için ya bu işi öldüreceğiz, yapmayacağız ya da el birliğiyle yapacağız. Elbette ki günün sonunda bir de para kazanılması lazım. Yani biz bu işi hayrına da yapmıyoruz. Evet, tabii. Neden hayrına yapmıyoruz? Bakın bunu ısrarla söylüyorum. Çünkü ben bugün 5 yıldır Kıbrıs'ta bu işi yapıyorum. Devlet bana bu iş için bir kuruş para vermemiştir. Aslında onu da söyleyecektim. Yani, ne kadar bakınız, duyarlılık işte, gösteriyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bugün benim devletim ülkeye getirdiği her turiste 130 euro mu 150 euro mu katkı verir. Hı hı. Ama ben kendi Turizm Bakanlığıma bu iş için defalarca müracaatta bulunmama rağmen diyorum ki 2 euro verin turist başına. 2 euro. 1 eurosunu zaten bedestene veririz biz. 1 euroya size ülkemizi ziyaret eden turistlere gösteri yapalım. Evet. Dolayısıyla yani ben bunları tartışmak bile istemiyorum. Çünkü ben Kıbrıs'tan umudumu kesmişim. Hı hı. Yani ben Kıbrıs'tan umudunu kesen bir insan olarak bunları tartışmanın bile, konuşmanın bile artık yersiz, hı hı, ve anlamsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim politikacılarımız bize ancak bu kadar değer verir. Bizim politikacılarımız ülkesini ve sanatını ancak bu kadar sever. Dolayısıyla uğraşmanın değersiz olduğunu düşünüyorum. Aslında bu kadar güzel projelere imza atmış bir şahıs olarak sizden bunları duymak benim canımı çok acıttı. Gönül isterdi ki benim canım her gün acıyor ama. Evet. Ki siz o ülke sınırları içerisinde yaşayan bir kişisiniz, o ülkenin vatandaşısınız, orijinal vatandaşısınız. Bir ülkenin vatandaşının ümidini yitirmesi, o ülkenin geleceğine ümitsiz bakması kadar kötü bir durum yok. Evet. Bu noktalara getirilmişiz demek ki. Aynen. Bu kelimeler, bu ifadeler bizim yüreğimizden çıkıyor. Gönül isterdi ki ben bedesteni sorduğumda, bedestene gitmek istediğimi söylediğimde, evet benim yaptığım projeye, ki her gün bin bir emek ve özveriyle yapılan bir proje bu, benim milletim gelip destek veriyor, benim devletim bana sahip çıkıyor, benim yaptığım projeye destek veriyor, benim yanımda durabiliyor. Evet. Günün sonunda siz bir amaca hizmet veriyorsunuz. Bu bir hayal ama. Keşke bunları duyabilseydim. Bağlı, keşke bunları, bu olumlu şeyleri konuşabilseydik ama... Maalesef bizim toplum sanata pek önem vermiyor. Sanatçılara da pek önem vermiyor. Halbuki biz... Yani kendi haklarımızı savunmak istiyorsak saygı kazanmamız gerekir.
Şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki celebrity dönemi. Yani meşhursanız, bütün çocuklara örneksiniz, gençlere örneksiniz. Ve sanatçılar çok toplumda güçlü kişiler. Fakat biz bunu daha henüz kavramış değiliz. Ve çocuklarımız sanat dalını seçecek olursa birçok aileler vazgeçtirmeye çalışır. Halbuki bence sanat her zaman insanın imagination kelimesini unuttum. Hayal gücü. Hayal gücünü kullanmasını gerektiren bir bölümdür. Ve burada Amerika'da, Avrupa'da okullarda çocukların bu gücünü şey etmek için, geliştirmek için bir çaba, bir uğraş var. Einstein bile şöyle demiş, ben sadece mantığıma güvenseydim hiçbir şey keşfedemezdim. Bravo. Ve ne kadar, yani imagination lütfen söyleyin, hayal gücünün evet, ne kadar olumlu oldu, önemli olduğunu şey ediyordu her zaman. Bir yani adamı, bir evet, sürü şeyler var. Quotation, yine İngilizce kelime kullanacağım. Hatta bir sefer kendisine demişler ki şeyi, onun en önemli şeyi var tabii, Theory of Relativity. Nasıl keşfettiniz? Hı-hı. Ve demiş ki, İngilizce söyleyebilir miyim? Tabii ki. I imagined myself, hı-hı, sitting on a moonbeam being thrust into outer space. Yani hayal gücünü kullanarak uzayı düşünerek yani bir yere varmış. Biz hala bunu şey etmedik toplum olarak. Tabii ikinci, üçüncü nesillerde bu farklıdır. Örneğin benim kızımın babası onun doktor olmasını istiyordu veyahut da diş doktor olmasını istiyordu. Ben sevdiği bir şey yapmasını istiyordum ve sanat dalında her dalda başarılıydı. Hı hı. Fende de, edebiyatta da. Ama sanat dalını seçti. Tiyatro ve filmi seçti. Ve ben ona her zaman destek olmaya çalıştım. Hatta izleyicileri de biraz güldürmek istiyorum. Annem beni çok şaşırtmıştı. Çünkü tabii ben gençken bir sürü şey, şunu yapmak isterim, hayır şunu yapmak isterim, yok bale dansı isterim, yok şunu isterim, hep hayır hayır. Şimdi kızımın babası Avrupa'da yaşıyor. Babası işte annem destek olmasını istiyor kendisine. Çünkü tabii biliyorsunuz artık üniversitelerde bursluk pek yok. Evet. Şöyle bir konuşma oldu ve çok şaşırdım anneme. Dedi, vallahi dedi, bu çocuk dedi, belly dancing kursu, diploması, üniversite diploması alacaksa bile varsın alsın dedi, yeter ki üniversite diploması olsun. Ve bu beni çok şaşırmıştı. Evet, evet. Ve yani inanamadım yani annem bu kadar yani fikir değiştirebileceğine. Çünkü benim kızımın yani 3-4 yaşına gelince piyano dersi almasını şey etti, bale dersi almasını şey etti ve hatta bana kızdı ben daha fazla gayret göstermediğim için. Çünkü ben o zaman çok uzun saatler evet, şey ederdim. Unuttun mu dedi, sen dedi bana dedi işte birkaç yıl önce başkalarının yanında hatırlatmıştın ki sana destek vermedim müzik dersinde, bale dersinde. Şimdi bari kızına şey edelim yani yardımcı olalım bu konuda ve çok şaşırmıştım. Ve yani şu açıdan mutluyum, üçüncü nesil Kıbrıslı arkadaşlar, çocuklarının gerekse erkek gerekse kız, örneğin film dalını, film yöneticiliğini seçmelerine, resim seçmelerine evet, daha çok destek veriyor. Ve müzik dersi almaları küçük yaştan, bale kurslarına katılmakla, yani İngilizlerin extracurricular aktivitelerin beynin gelişmesinde ne kadar önemli ve çocukların motive olmasında ve çocukların aksi yollara, örneğin uyuşturucu falan peşinde koşmaması konusunda bu aktivitelerin ne kadar olumlu ve
gerçekli destek, gerçekli olduğuna şey ediyorlar yani yavaş yavaş. Evet. Ümitliyim yani değişen yani toplumlar, kültürler şey değildir yani durak değildir, tabii akıcıdır, ki gelişiyor ve gelişecek. Kültür yaşıyor, dinamiktir yani asla statik olamaz. Evet. İlk bölümde video klibimizi izledik. İlk bölümün sonunda gayet başarılı bir organizasyon olacak. Ben çok ümitliyim bu organizasyondan. Ama bunun finansal kısmına ben birazcık değinmek istiyorum. Günün sonunda kendi imkanlarınızla, yardımcı olan kişilerin yardımıyla, desteğiyle bir şeyleri hayata geçirmeye çalışıyorsunuz evet, siz. Evet, evet. Tabii ki devletimizden de çok bir destek yok. Hatta hiçbir destek yok. Bu konuda zaten devlete müracaat bile etmedik. Yani o anlamda söyleyeyim. Yani hiçbir müracaatım olmamıştır. Devlet bize katkı yapsın da biz Londra'da gösteri yapalım olaya hiç girmedim bile. İhtiyacımız olmadı yani öyle bir şeye. Burada bizim Londra'daki organizasyonumuzda bize, benim zaten kendisi akrabam, sevdiğim bir insan, Cyprus Garden, Edis Hastunç, Engin evet. Yorgancı, bu iki arkadaşımız yardımcı olmuştur. Ayşe Hanım ciddi anlamda bu işe özveri gösteriyor. Yani bunu yadırgayamayız. Evet. Emine Tatlıses çok ciddi anlamda özveri gösteriyor. Ertanç Bey, Ertanç Hidayettin Bey bu anlamda bizimle beraber bu işte gönüllü olan bir insan. Ozan Mustafa Çoli, karınca kararınca katkı koyan evet. insanlar. Evet. Bu yeterli oluyor sanırım bu defa için. Ha, ben şunu da söyleyeyim. Yani dediğim gibi biz böyle 1000 kişiler, 2000 kişiler beklemiyoruz. Yani küçük salonlarda yapıyoruz. 100-200 kişilik salonlarda yapıyoruz. Amaç yapacağımız olayın boyutunu, kalitesini, güzelliğini insanlara hissettirmek. Zaten insanlar bunu hissederse arkası gelecektir. Yani amacımız da bu. Arkasını getirmek, devam ettirmek. Ve kendi kendini kahreden, kendi kendini çeviren bir kar topuna benzemek istiyoruz. Küçücükken büyüyerek dev bir top olmak istiyoruz. Her tarafa bunu yaymak istiyoruz. Bu anlamda da hiç kimseden sponsorluk da talep etmiyorum, etmeyeceğim de. Bu anlamda elimizden geldiğince bu çalışmaları yürütüp oyunun kendi kazanacağı, elde edeceği gelirlerle kendini finanse etmesini amaçlıyorum. Hayırlısı diyoruz yani ilginç olacak. Evet, toplamda 70 dakikalık bir sunum olacak. Kaç kişi olacak bu sunumda? 70 dakikalık sunumda 4+1 Ayşe Hanım 5 kişilik bir sanatçı kadrosu yer alacak. Bu proje tabii sayısal olarak baktığınız zaman bu proje anlatmakla anlatılmaz zaten. Bu proje ancak izlendiği zaman hissedilir. Evet. Çünkü projenin her kısmı ve her bölümü kendi içinde bir sanattır. Neden? Biz sinevizyonu, mesela bir Şems'le Mevlana diyaloğu var. Şems'i playback olarak ve video olarak görüntüledik. Ama düşünün siz bir videodan gelen sesle canlı sesin tam bir sanki karşılıklıymış gibi konuşmasını. Öyle bir espri var oyunda. Yani 5 dakikalık bir bölümde. Evet. Başlangıçta çok güzel, muhteşem Filiz Hanım'ın yazdığı sözlerden bir 10 dakikalık şiir var ki, o şiir ve tiyatral sunum var ki onun hem Türkçesi hem İngilizcesi sunumu yapılacak. Aralara çok güzel şiirler koyuyoruz. Yani semaların arasına şiirler girecek. Bu arada semalar olacak falan. Yani ilginç bir kolektif bir çalışma. Burada önemli olan şudur bakınız. Yani ıstatik bir dönüş sema. Hiçbir şey ifade etmez. Semayı yapan hissetmek zorundadır. Yani bir şu elin şuradan alınıp da şuraya açılması bile bir ifadedir. Yani onu hissettirmek lazım karşıdaki insana. O izleyen benim şuradaki parmak oynayışımı bile, şu sakalıma sürüşümü bile hissedebilmesi lazım. Anlatabildim mi? Yani o müzikle, o tavırla, o hareketle onu birleştirebilmesi lazım. Sözü ona göre alması lazım. İşte biz, ben burada sanatın
kurguculuğun, kurgunun yani kendi gücümün çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani buradaki amaç aman aman kendimi öne çıkartmakla ilgili değil. Kurgu çok önemli. Sanat boyutu çok önemli evet. işin içinde. Ben bunu yaratmaya çalıştım, ortaya koymaya çalıştım. İnşallah seyirci mutlu olur. Evet, aklıma hemen başka bir soru geldi. Bir kar topu örneği vererek siz bunu örneklendirdiniz. Evet. Bir yola çıktınız. Daha küçücük boyutta bu kar evet. topu. İnşallah el evet, birliğiyle hep birlikte bu kar topunu devasa bir hale getireceğiz. İnşallah, inşallah. Ben ümitliyim hep birlikte ki biz de bunun desteğini vereceğimizi ben ekranlarda izleyicilerin önünde sözünü vererek ifade etmek isterim. Bu işin çapı genişledikten sonra acaba Londra'da yaşayan gençlerimize, çocuklarımıza bunun workshop'u, bunun training'i diyelim, bunun çalışması yapılacak. Bakın yapılacak Türkiye'de mı? Şöyle bir çalışma var. Türkiye'de Gülsem Sanat Organizasyonu'yla bu proje üzerinde şöyle bir çalışma var. Engelli vatandaşların bu projede yer alması. Harika. Ve bunu biz kısmetse bir ay sonra ben Türkiye'de uyguluyorum. Hı hı. Yani bana bu projeyle ilgili Türkiye'de çok ciddi teklifler var. Ve büyük ihtimalle Ramazan ayında Türkiye'de 3 grup olarak hı hı. her gün gösteriye çıkacağız. Ve engellileri orada işin içine koyacağız. Ben Ayşe Hanım'a bunu daha önce bahsettiğimi bilmiyorum. Aklımda belki de düşündüm, bahsettim, hatırlamıyorum. Şeyde söylemek istemem, yanlış bir şey. Ama burada da bunu bir proje haline getirmek lazım. Yani X belediyeye bunu sunmak lazım ve X grant noktasına bunu, kompanisine bunu sunmak lazım. Değişik milletleri insanlarıyla bu projeyi gerçekleştirmek lazım. Ve bizim başka bir projemiz daha var. Yani Ayşe Hanım bilginize getirmiştir belki. Uyuşturucu madde bağımlılığı evet, ile ilgili. Evet, ona da değinecektim. Yani biz onunla da ilgili çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Benim Kıbrıs'ta bununla çalışmasını yapıyorum. Ve yine Ayşe Hanım aracılığıyla, Ertanç Bey aracılığıyla Londra'ya bunu inşallah taşıyacağız. O tür projelerle de bunları geliştirmek lazım. Dediğim gibi biz okyanusta boğulmak istiyoruz. Küçücük bir havuzda değil. Onun için çaba göstereceğiz. Bakalım artık hayırlı olur inşallah. Evet, çok güzel projeler bekliyor. Uyuşturucunun içerdiği, bu konunun içerildiği bu proje hayata geçirildi zannediyorum. Daha öncesinde sunumlar olundu bununla ilgili ve çok da güzel ilgi gördüğünü biliyorum ben. Evet, evet. Buraya da Londra'ya da inşallah gelecek. Burada da el birliğiyle hayata geçireceğiz ama Ayşe Hanım çok güzel bir şey ifade etti. Kamera arkası sohbetler hakikaten çok keyifli, çok verimli. O sohbetlerden aldığım noktaları ben izleyicilerle paylaşıyorum buraya geldiğim zaman. Görsel olarak bir şeyi anlatmak, bunu sanatsal boyutta anlatmak her zaman hafızada çok daha iyi yer tutar. Evet. Çok daha iyi öğretir aslında oradaki izleyiciye, dinleyiciye. Bunu ders şeklinde hani ezber havasında anlatmak belki o kadar kalıcı bir tesir bırakmaz. Evet. Siz bunu çok güzel ifade ettiniz. Evet. Ben hatta bir süre management consultant olarak çalışıyordum ve orada yöneticilere ve elemanlarla kurslar düzenliyordum. Bu kursların amaçları yetenekleri geliştirmek. Örneğin idarecilik yetenekleri, komünikasyon yetenekleri, stres yönetimi vesaire. Ve her zaman felsefem şuydu ve başka eğitimci arkadaşların da felsefesi şu. İnsanlar zevk aldığı sürece mutlu olduğu sürece, yani İngilizce'de having fun diyoruz, güldükleri sürece daha güzel öğreniyorlar. Çünkü zevk alıyorlar. Evet. Ve bilhassa öğrenme döneminde yaparak öğrenildiği zaman o daha kalıcıdır. Yani bu bir sürü araştırmalar var bu konuda. Theory of learning diyoruz İngilizce'de. Ve yani bilhassa yetenek geliştirirken insanlar yapmalı ki o yeteneği geliştirsin. Ve bunu yaparken de gülerlerse, ne bileyim film izlerlerse veyahut da bir yarışma falan yaparlarsa daha güzel öğrenirler ve daha kalıcı olur. Çünkü beyinde zevkle bir şey olur. Yani hatırladıkları zaman zevk aldıklarını hatırlarlar ve olumlu bir imaj beyine yerleşir.
Aslında biz insanoğlu okuduğumuz şeyi her zaman hafızamızda uzun vadede tutamıyoruz. Ama gördüğümüz bir şeyin izi daha uzun vadede kalabiliyor. Bu anlamda sanat belli konulardaki toplumu derinden etkileyen konularda sanat dahil olduğu zaman, görsellik dahil olduğu zaman bu işin içerisine belki o iletilmesi gereken mesajlar daha fazla yerine ulaşabiliyor. Evet. Ben gösterinin yapılacağı mekanlara değinmek istiyorum. Çünkü dikkatimi çeken bir nokta var. İlk gösterimiz 24 Nisan ve 1 Mayıs tarihinde Kıbrıs Türk Toplum Merkezi'nde olacak. Green Lanes üzerinde Haringey'de evet. Ki Londra'da yaşayan toplumumuz çok iyi bilir. Ardından 26 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında Most Art Center Stoke Newington'da olacak. 30 Nisan'da Golden Palace, 3 Mayıs'ta Hayır, da... Golden Palace'da yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Ama kiliseden söz edelim. Çünkü ona geleceğim. 3 evet, Mayıs'taki 25, yerimizi 25, de söyleyelim. 25 Nisan'da yani önümüzdeki cumartesi kilisede olacak. Evet işte o noktaya değinmek istiyorum evet. Ben. Tabii Sema ben, ben de burada es geçtim. Çok 3 Mayıs, evet Honzi Okulu. Honzi. Yani... Atatürk orada Türker Çakıcı Bey'in, Sayın Halil Öztakiler'in, yönetim kurulu Zeliş Hanım'ın, evet. Yönetim kurulunun bu konuda çok ciddi katkılar olmuştur. Okulda bu işin organizasyonu olması için. Bu dostlarım beni her geldiğimde kucaklamışlardır. Her zaman için yanımda olmuşlardır. Dolayısıyla ben bu arkadaşlarıma, Türker Bey, Halil Bey ve bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Şu ana kadar da bahsetmediğim için özür diliyorum. Estağfurullah. Ama çok etkili ve çok güzel bir gösteri olacak Honzi Okulu'nda. Onu hissediyorum. Hazırlıklar o yönde. Hayırlısı diyorum. Evet, son 4 dakikamızın içerisine girmişiz. Yönetmenimiz oradan işaret ediyor. Ama şey çok önemli. Ayşe Hanım'ın söyleyeceği kilise olayı. Ona değinmek istiyorum. Çok kısa olarak, çünkü çok dikkatimi çekti. Most Art Center, Stoke Newington'da gerçekleşecek. Evet. Rumi felsefesinde dinlerin paylaşımlarının olması gerektiği yönde mesajlar var. Ve kardeşlik mesajları kardeşlik, var, sevgi birlik, mesajı var. Bütünlük, evet, paylaşım mesajları evet. var ağırlıkta. Evet. Bunu kilise çatısı altında bir semazen gösterisinin olması hakikaten çok değişik ama evet. bir o kadar da güzel. Orijinal bir şey olacak. Anlamlı. Evet. Evet. Yalnız şunu ileteyim. The Old Church şimdi sanat merkezi olarak kullanılıyor. Karşısında daha büyük modern bir kilise olduğu için. Ve orayı ben görünce bayıldım yani. Çok güzel mimarisi olarak, enerjisi olarak. Ve bir de hani bu kardeşlik mesajını iletmek için. Tanju Bey'in tabii tepkisi nasıl olur bilmiyordum. Tanju Bey'e dedim ya Tanju Bey böyle böyle kiliseye dervişleri kiliseye götürmeye ne dersin? O da dedi ki çok güzel olur dedi. Bakınız bugün Bedesten dediğimiz yer evet. Saint Nicholas'tır. Ayas Nicholas Katolik Kilisesi'dir. Katolik Kilisesi. Yani evet. biz her gün oradayız ve o da Allah'ın evidir. Evet. Onu öyle öpüp anımıza koymamız lazım. İnanılan ortak gururla, bir varlık var. Gururla sunarım. Ben evet. öyle bir yerde neden olmasın. Muhteşem. Ben Ayşe Hanım'dan son ricamı edeceğim. Çünkü toparlamamız gerekiyor programı. Son sözü ben Tanju Bey'e vereceğim. Çünkü şiirsel yönünün de çok güzel olduğunu biliyorum. Programı kapatırken de ondan naçizane küçük bir şiiri bizler için, izleyicilerimiz için paylaşmasını isteyeceğim. Ama bu noktada broşürlerimiz var sevgili izleyiciler. Şöyle izleyicilerimize ben göstermek istiyorum. Bu broşürler inanın kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen bir proje bu. Ayşe Hanım burada koordinatörlüğünü yaptı bu projenin. Bu projenin babası Tanju Hastunç Bey. O girişimde bulundu. Ayşe Hanım ve diğer arkadaşlar yardımcı oldular, destek verdiler. Tek tek bu broşür asıldı. Ulaşabilinen noktalara İngilizce olarak... Hemen ifade edelim. The Wisdom of the Heavens. Evet, The Wisdom of the Heavens. Ve şey olarak, bir subtitle olarak da A Theatrical Event Portraying Sufi Philosophy and the Poems of Mevlana Celaleddin Rumi Through Dance, Music and Spoken Word. Wow.
Evet, ups. Hemen sunumun, gösterimin yapılacağı noktaların da ben Ayşe Hanım'dan özellikle İngilizce ifade etmesini isteyeceğim. Çünkü bizi izleyen elbette ki Türkçe konuşan toplum var ama Türkçesi iyi olmayıp İngilizce'de çok daha iyi, çok daha kendine güvenen izleyicilerimiz de olduğu için bunun son duyurusunu İngilizce olarak yapmasını rica edeceğim Ayşe Hanım'dan. Okay, we'd like to invite all of you, everybody, English, Turkish, Asian, African, to actually attend a quite a unique and special theatrical event. We're calling it The Wisdom of the Heavens. This is a theatrical portrayal of Sufi philosophy and the poems of Mevlana Celaleddin Rumi, utilizing the mediums of dance, music, and spoken word. There will be a performance initially, followed by a workshop. The first performance will be on the 24th of April at the Turkish Cypriot Community Association, which is 628 to 630 Green Lanes, which is in Haringey, London N8, very close to Turnpike Lane tube station. This is followed on the Saturday by the same event, taking place at the Old Church Arts Centre, which is very close to Stoke Newington Town Hall and at the edge of Clissold Park, and that's Stoke Newington Church Street, London N16 9ES. 26th of April and 2nd of May, Most Arts Centre, which is 86 Stoke Newington High Street, London N16 7PA. And the entrance is from Tyson Road, which is at the side of Etc. Cafe. And finally, 26 April and 2nd of May. And finally, 3rd of May, Hornsey Girls' School, which is at Inderwick Road, London N8 9JF. Thank you. Evet Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. İngilizce olarak da ifade ettik. İnşallah izleyicilerimiz de Londralılar da, Londra'da yaşayan bize ait toplum da bu konuya duyarlılık gösterecek. Ben yürekten inanıyorum buna ve çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. İnşallah daha güzel projeleri biz birlikte imza atacağız. İnşallah. Ben onu buradan ifade etmek istiyorum. Evet efendim, son olarak şunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok güzel bir semazen gösterisi Dance of Cyprus'la Londra'da hayat bulacak. 24 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında. Ben buna duyarlılık göstereceğinize eminim. Çünkü tamamıyla ruhların katıldığı, gerçekten manevi anlamda yüreklerin ortaya konularak kendi imkanları çerçevesinde yapılacak güzel bir proje, güzel bir organizasyon. Biz kültüre hizmet vereceğiz. Biz birlik, beraberlik, dostluğa, kardeşliğe hizmet vereceğiz. Dolayısıyla bu projenin gerçekleşeceği noktalarda ben sizleri orada göreceğimden eminim. Tanju Hastunç Bey'e ben çok teşekkür etmek istiyorum. Ayağının tozuyla gerçekten birkaç saat önce Kıbrıs'tan geldi. Havaalanından iner inmez direkt ilk adım attığı yer stüdyolarımız oldu. Doğru. Yorgun ama keyifli, zinde, ama evet, mutlu, ama zinde. Doğru. Bedensel yorgunluk var ama ruhsal yönden çok enerjik. Evet, onu gördüm ben. Doğrudur. Çok teşekkür ediyorum vaktiniz için. Ben size teşekkür ediyorum. Bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Ne diyebilirim ki, inşallah sonu hayır olacak. İnatçı bir kişiliğim var. Yanımda da sizler gibi dostlarım olursa ben bunu kesinlikle devam ettiririm. Hı hı. Ama hep diyorum, bir elden hiçbir şey olmaz. Hı hı. Ellerden olur. Hı hı. İşte o kar topu var ya, bir önce temenniniz büyüyecek, büyüsün diye. İşte o kar topu o kadar bir güzel ışık saçsın ki onun içerisinden ışıl ışıl eller çıksın, ruhlar çıksın, gözler çıksın. Yani birlik, beraberlik. Hı. Anlatabildim mi? İnsanlara güzelliği verdikten sonra ne mutlu bize diyelim. Yani en büyük zenginlik o olur diye düşünüyorum. O halde son sözleri bir şiirle tamamlayacak Tanju Hastunç Bey. Çok değerli bir sanatçı. Ben programın kapanışını yapayım. Ondan sonrasında güzel bir şiirle bu programı zenginleştirerek noktalayalım. Efendim, Londra Kültür Sanat Programı'nın bu haftalık da sonuna geldik. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin felsefesinden yola çıkarak bu programa başladık. Ama bu felsefeyi diliyorum ki hayatımız boyunca
kendimize mal edelim ve bu felsefe doğrultusunda yolumuzda ilerleyelim. Evet. Amacımız dostluk olsun, amacımız kardeşlik olsun, amacımız paylaşım olsun, amacımız insanlık olsun. İnsanlık adına nasibini almış herkese Londra'dan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Tanju Hassunç Bey sizlerle. Ey yıldızlar ummanı, ey sevgilinin sonsuz ülkesi. Ben bu toprakta yer ile yeksan. Ben bu toprakta ağacından koparılmış yanık bir dal. Ki aşk ile tutuşmakta, yanmakta, yanmakta. Koptuğum gövdeden, içime düşen bu aşk ateşinden bu yanma. Bu hasret gitmeyecek sonsuzluğa kavuşmadan. Sonsuz gökyüzündeki, sonsuz içimdeki kapıdan geçmeden, döne döne varmadan, vuslata ermeden, hem hal olup birlikte erimeden. Ey yeryüzü ve gökyüzü, büyük mesafe kat edemediğim, döne döne varamadığım, ne toprağa ne havaya ait olabildiğim hayat, dünya malına mülküne aldanmadığım, kanmadığım, kendimi teslim etmediğim. Zara Hair & Beauty, Londra Kültür Sanatı sundu.